أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لله الحمد بعدد ذرات من الأزل إلى الأبد اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ذرات الكائنات ومركباتها. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle hep hızlı bir şekilde anekdot bilgi verip geçiyordum. Şimdi sual ve cevap şeklinde gidelim. Fatiha hakkında bir malumat verelim. Yeni gelen kardeşler var, abiler var. Zihinlerde daha iyi oturur. Fatiha'nın kelime manası neydi Metin abi? Açan ve açıcı manasında Fatiha ismiyle zikrediliyordu. Yani Fetaha kökünden geliyor. Yine Besmele ile birlikte kaç ayetti Fatiha Serkan abi? 7 ayetti. Bundan dolayı da Sebül Mes'ani ismiyle zikrediliyordu. Kur'an'ın özü, fihristi, kitapların anası ünvanıyla Ümmül Kitap diye de adlandırılıyordu. Ve Kur'an'ın 4 ana konusuna münderiçti Fatiha. Kur'an'ın 4 ana konusu, 4 ana esası neydi? Tevhid. Evet. Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet. Tevhid, Allah'ın varlığı ve birliği. Nübüvvet, peygamberlik müessesesi. Haşir, öldükten sonra dirilme mevzu. Adalet ve ibadet malum. Yani Kur'an'ın 6666 ayeti bu 4 ana konuyu ihtiva ediyor. Fatiha-i Şerif de bu 4 ana konuyu ne yapıyor? İçine alıyor. Bu noktayı nazardan Ümmül Kitap ismiyle de ifade ediliyor. Evet, Kur'an Fatiha'da, Fatiha Besmele'de münderiç olduğuna ehli keşif, yani ilim ehli olan alimler ne yapmışlar? İttifak etmişler. Bu noktada icma etmişler. Nasıl ki insan şu alemin küçültülmüş bir numunesidir. Namaz dahi bütün ibadetlerin neyidir? Özüdür. Aynen öyle de Fatiha-i Şerif de Kur'an-ı Azimuşşan'ın nurlu bir fihristidir, özetidir. Günde en az kaç defa okuyoruz Fatiha'yı sünnetlerle birlikte? 40 defa okuyoruz. Hanefi mezhebine göre okumak nedir? Vaciptir. Şafii mezhebine göre farzdır. Rabbim hakiki manada Fatiha'yı anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin. Şöyle birkaç anekdot bilgi önemli. O yüzden derse başlamadan önce bunları zikrediyoruz. Peki daha önce okuduğumuz 5 kelimeyi özetleyecek olursak, Besmele'den sonra Fatiha'nın ilk kelimesi nedir? Elhamdülillah. Ne demek? Hamd manasında. Bakın Kur'an'ın 4 ana konusundan hangisine işaret ediyor azami derecede? Tevhide, Allah'ın varlığına ve birliğine işaret ediyor. 20. mektuptaki İfadeyle elhamdülillah'ı özetleyecek olursak, ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek metü sena kime aittir? Allah'a aittir. Çünkü sebebi medih olan, yani övgüye sebep olan nimet, kemal, cemal ve ihsan, yani övgüye medar olan her şey kimin? Allah'ın. Dolayısıyla hamd, sena, medih ve minnet kime yapılır Serkan abi? Allah'a yapılır. İkinci kelime, Rabbil Alemin. Manası ne? Alemlerin Rabbi manasında. Bu da Kur'an'ın 4 ana konusundan hangisine işaret ediyor? Nübüvvete, yani peygamberlik müessesesine işaret ediyor. Burayı da 26. mektupta geçen ifadeyle özetleyecek olursak, semavatta binler alem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer alem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat, Ekrem abi nedir? Birer alemdir. Hatta insan dahi küçük bir alemdir. Rabbil alemin, yani alemlerin Rabbi tabiri, doğrudan doğruya her alem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle terbiye, tedbir ve idare edilir demektir. Bu ifadeyi biraz avamca açacak olursak, şöyle kainata hep ifade ediyoruz. Sati değil, yüzeysel değil, tefekkürü bir nazarla bir bakalım. Metin abi, bir bakış açısı. Hani bakış açımızı bir değiştirelim. Allah hesabına şöyle bir kainata bakalım. Ne görüyoruz?
Hani üstad diyor Abdülkadir abi değil mi? Mesnevi Nuriye'de Katre Risalesi'nin başında 40 yıllık hayatımda diyor, 30 yıllık tahsil hayatımda, 40 yıllık ömrümde, 30 yıllık tahsil hayatımda öğrendiğim 4 kelime ve 4 kelam. 4 kelimeden maksat nedir? Manayı harfi, manayı ismi, nazar ve niyet. Bakın 30 yıllık tahsil hayatında öğrendiğim 4 kelime. Bunlardan ikisi. Onu nazara veriyorum. Bir, bakış açısı. Karıştırmamak lazım. 30. Ondan diyor 30 yıllık tahsil hayatı. Ustadan 3 ay tahsil hayatı. Teferruata girmiyorum ama. Evet. Yani burada o 4 kelimeden maksat, nazar ve manayı harfi noktası. Nazar ne? Bakış açısı. Biraz önce dedik ya, yani biz kainat ve kainatın içindeki mahlukata, kendimize, hadiselere nasıl bakıyoruz? Sati bakıyoruz. Ülfet perdesiyle bakıyoruz. Yüzeysel bakıyoruz. Yani manayı ismiyle bakıyoruz. Bir manayı harfiyle bir bakabilsek ne göreceğiz? Bakın zerreden şemse, yani atom ve atom altı parçacıklarından güneş sistemine, oradan samanyolu galaksilerine, efendim sineklere, böceklere, canlı cansız bütün varlıklara, hülasa yaratılmış bütün mahlukata baktığımızda her bir varlığın bir alem olduğunu göreceğiz. Ve her bir alemin de Cenab-ı Hakk'ın Rab ismi ve rububiyet sıfatıyla terbiye, tedbir ve idare edildiğini göreceğiz. Bakın bir bakış açısı ne yapıyor? Dünyevi ve uhrevi hayatımızı değiştirebiliyor. O yüzden çok kıymetli ve değerli o bakış açısı. Rabbim manayı harfiyle bakan kullarından bize eylesin inşallah. Üçüncü kelime neydi? Er-Rahmanir-Rahim kelimesi. Ne demek? Rahman ve Rahim manasında Allah'ın iki sıfat ismi. Er-Rahman azami derecede nereye bakıyor? Nizam ve adalete bakıyor. Rahim ise azami derecede haşre işaret ediyor. Yani öldükten sonra dirilmeye işaret ediyor. Rahman bu dünyada mümin kafir, iyi kötü ayırt etmeden bütün mahlukata. Rahim ahirette sadece müminlere rahmet ve merhamet edecek Allah manasında karşımıza çıkıyor. Yine biraz önce dedik ya, o bakış açısını değiştirelim. Yine şöyle tefekkürü bir nazarla kainata baktığımızda ne görüyoruz? Bakın Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim ismiyle bütün mahlukatın ihtiyacını ne yapıyor? Karşılıyor. Rahmetle ve merhametle karşılıyor. Her türlü ihtiyacını karşılıyor. Ve bu noktayı nazardan bütün mahlukat Allah'ın Rahman ve Rahim olduğuna ne yapıyor? Şehadet ve dalalet ediyor. Bakın dedik ya, o yüzeysel bakıştan Allah hesabına baktığımızda olay ve hadiseler çok farklılaşıyor. O yüzden üstad bir yerde diyor ya, nimete bakıldığı zaman mün'im. Yani nimete bakıldığı zaman mün'im-i hakiki, o nimeti veren Allah. Değil mi? Mahlukata, sanata bakıldığı zaman kim gelecek akla? Sani Zülcelal olan Allah'ı aklımıza getirmemiz gerekiyor. Dördüncü kelime Maliki Yevmiddin. Evet, Maliki Yevmiddin. Ne demek? Din gününün sahibi. Bu da Kur'an'ın dört ana esasından azami derecede haşre, yani öldükten sonra dirilmeye işaret ediyor. Peki Malik ne demek? Kelime itibariyle sahip demek. Yeterli mi? Değil. Bakın Bediüzzaman 24. mektupta Malik ismini nasıl ifade ediyor? Ferşten arşa, yerden göğe, seradan süreyyaya, zerrattan seyyarata, en küçük zerreden, hücreden gezegenlere, ezelden ebede kadar her bir mevcudun, yani yaratılmış her bir varlığın, semavat ve arzın, göğün ve yerin, dünya ve ahiretin, mülk ve melekütün, yani bütün varlıkların görünen ve görünmeyen yüzünün, hülasa her şeyin hakiki sahibi olan Allah demek. Malik ismini bu şekilde izah ediyor. Peki din ne demek? Din kelimesinden maksat kişinin, değil mi, hesap günü manasında, ama hayır ve şerrin karşılığının verileceği gün. Din kelimesinden maksat Üstad İşaretül İcaz'da bu şekilde ifade ediyor. Hatırlayalım, Beled suresi, Emin Bel'de olan Mekke'ye Allah yemin ederek 10. ayette ne diyordu? Ona hayrı ve şerri, ikisini de gösterdik diyordu. Yani hayır ve şer, Gürdal abi, eşit bir şekilde yaratılmış. %50 %50 yaratılmış. Niye? İnsan hayrı mı irade edecek, şerri mi irade edecek? Hayrı mı tercih edecek,
günahları mı tercih edecek diye eşit yaratılmış. Eğer yaratılmış olmasa sen şunu diyebilirsin. Ya Rab, şerri daha fazla yarattın. Dolayısıyla ben onu tercih ettim diyebilirsin. Ama deme hakkın yok. İkisi de eşit bir şekilde. O yüzden imtihan gereği ne yapılıyor? Kula bırakılıyor. Rabbim hayrı tercih edenlerden bizi eylesin inşallah. Bu noktayı nazardan Zilzal suresi 7 ve 8. ayet. Meşhur. Ne diyor? Bismillah. Femen yâmel miskâle zerratin hayran yara. Vemen yâmel miskâle zerratin şerran yara. Ne demek? Kim zerre kadar bir hayır veya zerre kadar bir şer işlerse onun karşılığını görecek. Bu ayet üstad izah ederken şu ifadeleri kullanıyor. Küçük büyük, lütfü abi. Küçük büyük, az çok her amelinden muhasebe görecek insan. Ya taltif edilecek, ödüllendirilecek veya tokat yiyecek. Rabbim ödüllendirdiği kullarından eylesin inşallah. Beşinci kelime neydi? Evet söyleyelim. İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bu da Kur'an'ın dört ana konusundan azami derecede ibadete işaret ediyor. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Niye Gürdal abi ben ibadet ederim değil de biz ibadet ederiz denilmiş? Veya biz ibadet ederiz denilmesine sebep olan orada kelime neydi Metin abi? Nun harfi. Bakın nun harfi tek başına bir harf olmasına rağmen biz manası katıyor ve kainatın içindeki bütün mahlukat adına insanın biz sana ibadet ederiz, biz senden yardım dileriz demesine vesile oluyor. O yüzden çok kıymetli. Oraya girmeyeceğim. Daha önceki derslerde işledik. Nabudu neydi? Yalnız sana ibadet ederim. Şöyle kainata bakalım. Bütün mahlukat kendine mahsus lisanla Cenab-ı Hakk'a ibadet ederim diyor mu? Diyor. Mesela Kur'an'dan delil nedir? Bismillah ve in min şeyin yuseb ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Ne demek? Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Yani yaratılmış bütün mahlukat kendine mahsus lisanla Allah'ı tesbih ediyor, Allah'ı zikrediyor, Allah'a ibadet ediyor. Nabudu'nun kainattaki tecellisi buna işaret ediyor. Nestaîn neydi? Yalnız senden yardım dileriz. Yine şöyle kainata bakalım. Her bir mahlukat istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ızdırar lisanıyla, hususan insan fiili ve kali duasıyla kimden yardım diliyor? Allah'tan yardım diliyor. İşte Nestaîn'in mahlukatta ve insandaki tecellisi de bu şekilde ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Evet, Cenab-ı Hak'ta yapılan bu dualara karşılık mahlukatın vücut ve hayatına lazım olan ihtiyacı mükemmel bir şekilde veriyor. Bu da Allah'ın adl ismine ne yapıyor? İşaret ediyor. Altıncı kelime ihtina. İhtina sıratel müstakim ayeti ama biz neresini okumuştuk buranın? İhtinasını okumuştuk. İhtina neydi? Bizi hidayete ulaştır. Bakın bir önceki ayette yalnız senden yardım dileriz vardı. Arkasından ne geliyor? İhtina, bizi hidayete ulaştır. Orada gizli bir sual vardı. Yeni gelen abi kardeşler olduğu için teknik ama hoş bir detay olduğu için ifade etmek istiyorum. Yani kul senden yardım dileriz dediğinde Cenab-ı Hak soruyor. Burada yok Fatiha'nın manasında ama gizli bir sual olarak üstad ona işaret ediyor. Kulum benden ne yardım diliyorsun? Kul ne diyor? İhtina, bizi hidayete ulaştır. Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Cevap veriyor. Kulun o sualine, o isteğine cevap veriyor. Peki en büyük hidayet nedir? En büyük hidayet hicabın kaldırılmasıyla. Hicap, perdenin kaldırılmasıyla hakkı hak, batılı batıl görmektir. Rabbim hakkı hak, batılı batıl gören kullarından eylesin inşallah. Bugün 6. kelimenin 3. dersi olan Sırat-el Müstakim ayetini inşallah okuyacağız. Rabbim azami derecede istifade ve istifaza etmeyi nasip etsin inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi hayretimizi artırsın, muhabbetimizi, şevkimizi ve gayretimizi artırsın. Bu duayı her hafta söylüyoruz ama çok kıymetli. Eğer hayretimiz olmazsa buraya gelmeyiz. Muhabbet, şevk, gayret olmazsa Gürdal abi gelebilir miyiz? Gelemeyiz. O yüzden madem buraya geliyoruz, ve buraya geliş gayemiz Ahmet abi, Allah'ın rızası, başka bir amacımız ve gayemiz yok. Şöyle şuraya geldiğimizde bütün dünyayı arkamıza itelim.
Yani alacağı, vereceği, efendim çoluğu çocuğu, her şeyi bir geride bırakalım. Şurada anlatılan hakikatlere odaklanalım ki istifademiz ziyade olsun. Çünkü çok önemli, çok kıymetli şeyler okuyoruz. Gerçekten şu an İslam literatüründe çok önemli olan kavramları okuyacağız, kelimeleri okuyacağız, onlara mana vereceğiz. Yani birçok belki hocanın bile yani bu kelimelere mana vermekte zorlandığı noktalara işaret edeceğiz. O yüzden çok iyi odaklanalım ki istifademiz ziyade olsun. Evet, altıncı kelime neydi Metin abi? İhtinas sıratel müstakim. Ne demek? Bizi dosdoğru yola hidayet eyle. Hem ahlak-ı insaniyede en rahat, en faydalı, en kısa, en selametli yol ise sırat-ı müstakimde istikamettedir. Sırat-ı müstakim ve istikamet kavramları karşımıza çıktı. İstikamet nedir? Pürüzsüz, dosdoğru yol. Adalet ve her ahlakın vasat mertebesi, orta yolu. Sırat-ı müstakim ise istikametli yol, hak olan yol. Yani kelime manaları bunlar. Bakın Kur'an'da onlarca yerde sırat-ı müstakimden bahsediyor. Bakın bir iki tane ayet nazara vereceğim. Şura suresi 53. ayet. İstikametli yolu tarif ederken Allah şu ifadeyi kullanıyor. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin kendisine ait olduğu Allah'ın yolu, cennet yolu, sıratı bu şekilde ifade ediyor. Ve Nisa suresi 69. ayette sırat-ı müstakim üzere olanları nazara veriyor. Kimler sırat-ı müstakim üzere olanlar? Bismillah. Minen nebiyyin, yani peygamberler. Sonra ve sıddıkin, sıddıklar, ve şuhada, şehitler, ve salihin, salih kimseler. Bakın sırat-ı müstakim üzere, dosdoğru yol üzere olanlar kimler? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimseler. Rabbim onların yolu üzere bizim yolumuzu da sırat-ı müstakim üzere sabit kılsın inşallah. Sırat, bu kelime manasını verdikten sonra avamca cehennemin üzerinde kurulmuş cennete kadar uzanan bir köprüdür. Sırat, cehennemin üzerinde kurulmuş cennete kadar uzanan bir köprünün adı. O yüzden bu köprüyü ne yapacağız? Sağa sola bakmadan, o yolda çizilmiş olan, Gürdal abi, şeritleri ihlal etmeden, bakın burası çok önemli, o şeritleri ihlal etmeden nihai hedefe, rıza beldesine, gerçek lezzet ve saadetin ebedi yurdu olan o Kur'an'ın Şura suresi 53. ayetteki Allah'ın tarif ettiği cennet yoluna inşallah ne yapacağız? Ulaşacağız. Rabbim ulaşan kullarından eylesin bizi. Yani hani diyorlar ya, kıldan ince, kılıçtan keskin. Sırat için bu ifade kullanılıyor. Yani mümin kafir istese de istemese de herkes o köprünün üzerine çıkacak. Kimileri geçecek, kimileri geçemeyecek. Rabbim geçen kullarından eylesin inşallah. Amin. Kur'an sırat-ı müstakimi gösterdiği gibi, bakın bu okuduğumuz eserler, yani yeni gelenler vardır, ne okuyoruz diye merak edebilirler. Kur'an'ın asra bakan veçesi olan Risale-i Nur külliyatını okuyoruz. Bu Risale-i Nur da doğrudan doğruya sırat-ı müstakimden gösteriyor. Bakın bir önceki yaptığımız derste uzunca izah ettik. Oraya girmeyeceğim. Ama Risale-i Nur'da sırat-ı müstakim şu şekilde izah ediliyor. Sırat-ı müstakim şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adl ve adalete işarettir. Bakın burada bilmediğimiz 5-6 tane kelime var. Bunları açacağız inşallah. Demek ki sırat-ı müstakim Kur'an'ın 4 ana konusundan azami derecede nereye işaret ediyor? Adl, yani adalete işaret ediyor. Evet, sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde olan ve sonsuz ihtiyaçları olan şu bedendeki ruhun yaşayabilmesi için Allah 3 kuvvet yaratmış. Ben özetliyorum, yerinden okumuyorum, anlayabilmeniz için ifade ediyorum. Sürekli değişim ve dönüşümlere maruz insan bedenindeki ruhun yaşayabilmesi için 3 kuvvet yaratmış Allah. Nedir bunlar? Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviye. Bakın insanda binler latifeler var ama 2 ebedi latife var. Bunlar çok kıymetli, kalp ve ruh. İşte o ruhun hayatını devam ettirebilmesi için Allah 3 tane kuvvet yaratmış. Nedir? Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviye. Kuvve-i akliye akıl duygusu, kuvve-i şeheviye şehvet duygusu, kuvve-i gadabiye öfke duygusu. Bakın bu 3 duyguya
şeriatça, Kur'anca ve sünnetçe bir sınır getirilmiş. Yani helal haram, değil mi? Günah sevap belirtilmiş. Ama fıtraten bir sınır getirilmemiş. Bakın burası çok önemli. Fıtraten sınır getirilmediği için bu üç kuvvet de kendi içerisinde üç mertebeye ayrılıyor. İfrat, tefrit ve vasat mertebeleri. İnşallah oraları okumaya çalışacağız. Evet, mesela kuvve-i şeheviyenin tefrit mertebesi humuttur ki ne helale ve ne de harama şehveti iştihası yoktur. İnsan bedenindeki ruhun yaşayabilmesi için yaratılan kuvve-i şeheviye ne demek? Şehvet duygusu. Şehvet duygusunun tefrit mertebesi. Tefrit ne demek? En aşağı mertebesi. Normalin altı. Nedir? Humuttur. Yani helale ve harama iştihası yoktur. Humudun çok mertebeleri var. Ama en önemli olan kısmı büyük bir hastalıktır. Allah muhafaza. Rabbim o noktadan bizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Çünkü yani şunu bu şekilde açıklayabiliriz. Mesela evliliklerin bitmesine sebebiyet verebiliyor. Kuvve-i şehviyenin tefrit mertebesinde olan insanlardaki hastalık evliliklerin bitmesine sebebiyet verebiliyor. Yani eğer bütün insanlık kuvve-i şehviyenin tefrit mertebesini yaşamış olsa 120 yıl içerisinde bir tane insan kalmaz Serkan abi. Niye? Çünkü helale ve harama iştihası yok. Harama olmasın zaten ama helale de iştihası yok. İştihası olmadığından dolayı insanlık gidiyor. O yüzden o şehvet duygusunun tefrit mertebesi nedir? İyi değildir. İfrat mertebesi fücurdur ki namusları ve ırzları paymal etmek iştihasında olur. İfrat nedir? Aşırı gitme, haddini aşma, normalin üstünde. Fücurdur. Yani zinadır, fuhşiyattır ki Allah'tan korkmayıp, insanlardan sıkılmayıp alenen namusları ve ırzları paymal etmektir. Rabbim muhafaza eylesin. Hadi Allah'tan korkma noktasını anladık ama öyle bir mertebeye geldik ki şu an insanlardan dahi bu zina ve fuhşiyatı işleyenler sıkılmıyorlar. Yani birkaç hatıra var ama aklıma geldiği için ifade etmek istiyorum. Bir gün sohbete giderken baktım bir tane adam bisikletle durmuş, tanıdık birisi. Bir yere bakıyor, uzak bir yere bakıyor. Arasında bir 100-150 metre bir mesafe var. Dikkat ettim, acaba nereye bakıyor? Baktım, bir kızla bir erkek. Baktım, kızı da tanıyorum. Aynı mahalleden olduğumuz için. Kızı, kendi kızı, öz kızı bir erkekle oturuyor. Adam gidip ona müdahale edemiyor, çekiniyor. Düşünebiliyor musunuz Gürdal abi? Ne kadar acı bir tablo. Yani hani Allah'tan korkmanın ötesinde insanlardan da sıkılmadan, düşün nişanlısı değil, efendim evli değil, şu değil, bu değil. Çok rahatlıkla Serkan abi ne yapabiliyor? Oturabiliyor ve baba ona müdahale edemiyor. Bakın üstad 1950 yıllarında olması lazım Abdülkadir abi. İstanbul'a geldiğinde bir kızla bir erkeğin el ele tutuştuğunu görüyor ve ağlamaya başlıyor. Şimdi bizim için çok normal, masumane bir tavır olarak görülebilir, değil mi? Yani çünkü çok daha ötelerini gördüğümüz için bir erkekle bir kızın el ele tutuşması gerçekten ona göre çok normal karşılanabilir. Ama Bediüzzaman Hazretleri ağlamaya başlıyor. Niye? Çünkü şu anı görüyor. İşte o babanın evladına müdahale edemeyeceği zamanı görüyor. O boyutu görüyor Allah dostları. Bakın Kanuni Sultan Süleyman, hatırlayın. Fransa'da dans edilirken, değil mi, o dönemde Osmanlı'nın hüküm sürdüğü dönemde buradan mektup gönderiyor, yasaklıyor. Niye? Ola ki ülkemize de sirayet eder. Allah dostları, büyükler bunu görüyor, öngörüyor. Bir iki sene geri yapmışlar. Evet, bir iki sene değil mi? Bırakmışlar. Dolayısıyla Rabbim kuvve-i şeheviyenin ifrat mertebesinden de bizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Çünkü çok sıkıntılı şeyler yaşıyoruz. Rabbim muhafaza eylesin. Vasat mertebesi iffettir ki aslında bununla ilgili çok şey söylenecek ama burada kısa keselim. Herkes meseleyi anladı inşallah. Vasat mertebesi iffettir ki helaline şehveti var, harama yoktur. Vasat nedir? Orta yol. İdeal yol, yani Kur'an'ın tarif ettiği olan cennet yolu, vasat mertebesi. Bakın her bir duygunun üç mertebesi vardı. Bunları tekrar tekrar söylüyorum ki zihinlerimize kazıyalım. Hani kaçıranlar olur, dikkat edemeyenler olur, yakalayamayanlar olur. Üç tane duygu vardı. Neydi bunlar?
kuvve-i akliye, kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye. Biz şu an kuvve-i şeheviyenin 3 mertebesini inceliyoruz. Kuvve-i şeheviyenin vasat mertebesi, yani ideal olan, orta yol olan mertebesi nedir? Helaline şehveti var, harama yoktur. Vasat, orta yol, ideal yol mertebesi ise iffettir ki, yani bütün azalarını, his ve duygularını zinadan, fuhşiyattan muhafaza edip helal dairede yaşamak. Zira helal dairesi geniştir, değil mi? Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Evet, bu mertebeye kimi örnek verebiliriz? Meleklerin bile haya ettiği Hazreti Osman radıyallahu anh'a örnek verebilir miyiz? Ali Rıza abi, verebiliriz. Yine Züleyha'dan kaçan, değil mi? Hazreti Yusuf'u örnek verebiliriz. Rabbim neslimizi de Hazreti Osman gibi haya sahibi, Hazreti Yusuf gibi iffet sahibi olan kullarından eylesin inşallah. Evet. Ve keza kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi. Kuvve-i gadabiye neydi? Öfke duygusu. Bunun tefrit mertebesi, yani en aşağı mertebesi cebanettir ki korkulmayan şeylerden bile korkar. Yani cebanet nedir? Korkaklıktır. Bakın, birçok kelime öğreneceğiz dedik ya, İslam literatüründe olan birçok kelime öğreneceğiz. O yüzden iyi odaklanalım. Öfke duygusunun tefrit, yani normalden aşağı olan mertebesi cebanettir ki, yani korkaklıktır ki korkulmayan şeylerden bile korkar. Ali Rıza abi herhalde bir anısı var, anlatacak. Mesela asansörden korkar, yalnızlıktan korkar, değil mi? Daha birçok şeyden korkabilir insan. Tabii bunun birçok sebepleri olabilir. Ama kuvve-i gadebiyenin, öfke duygusunun nedir bu? Tefrit mertebesidir. İfrat mertebesi, yani aşırı mertebesi, olağanın üst mertebesi tehevvürdür ki ne maddi ve ne manevi hiçbir şeyden korkmaz. Yani bütün istibdatlar, baskılar, zulümler, efendim zorbalıklar bu mertebenin mahsulüdür. Yani kuvve-i gadabiyenin, öfke duygusunun ifrat mertebesi, en ileri, yüksek mertebesi. Bununla alakalı onlarca örnek verilebilir. Ama birkaç tane zalimi nazarınıza vermek istiyorum. Mesela Adolf Hitler. Bakın, sadece 6 milyon Yahudi değil, 6 milyon Yahudi ile birlikte 17 milyon insanın ölümüne sebep olan Almanya'nın tartışmasız tek diktatör lideri. Yine Joseph Stalin, Lenin'den sonra 1924'te Sovyetler Birliği'nin başına geçen zalim. Ukrayna'da açlıktan öldürdüğü insan sayısı Ünal abi 10 milyon. Ve onun da ötesi ifade ediliyor. Parlamentoda konuşma yaparken delegelerin, yani milletvekillerin, 32 dişiyle gülmeyen milletvekillerini dahi öldürdüğü ifade ediliyor. Yani kuvve-i gadabiyenin, öfke duygusunun hangi mertebesi Gürdal abi? İfrat mertebesi. Daha yakın zamana gelin, değil mi? Irak'ta 2 milyon tane insanı katleden Saddam'dan tutun. 11 Temmuz 1995'te, değil mi? Bir günde, hatta belki birkaç saat içerisinde Srebrenica'da, Mladic komutasında Sırp askerleri 8.372 kişiyi katletti. Bu nedir? Bosna'da, Bosna Hersek'te katletti. Bu nedir? Kuvve-i Gadabiye'nin ifrat mertebesidir. Bakın, bugün sıcak mı oldu amca? Kapatalım mı? Bugün Suriye'de, değil mi? Arakan'da, bir hafta 10 gündür gündemimizde Doğu Türkistan'da binlerce, yüz binlerce, belki milyonlarca insan katlediliyor. İşte bu yapılan zulümler, zalimlikler nereden kaynaklanıyor? Cenab-ı Hakk'ın verdiği kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesindeki tecellisidir bunlar. Rabbim o haletten bizleri muhafaza eylesin. Yani gerçekten çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. İslam coğrafyası çok sıkıntılar, acılar yaşıyor ve elimizden çok bir şey gelmiyor. Geçen Sedat abiyle de konuştuk. Gücümüz yok. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın bir mektupla, değil mi, 2 sene orada dansı yasakladığı güç ve kudrete sahip değiliz. O yüzden dua ediyoruz. Efendim, maddi elimizden bir şey geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Onun ötesine geçemiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Bakın, 2 tane ayet nazara vereceğim. Bu bizi teskin ediyor. Hatta bu cuma o ayetin bir tanesini paylaştım. İmam Şafii radıyallahu anh buyuruyor. Allah'ın kitabında bir ayeti kerime vardır ki o ayet zalimin kalbine ok, mazlumun kalbine merhemdir. Soruldu, o hangi ayettir? Buyurdu ki, senin Rabbin
hiçbir şeyi unutmaz. Meryem suresi 64. ayeti kerime. Yani biz unutsak da, bakın yakın tarihte ya 95'te Srebrenica'da Bosna Hersek'te 8372 kişi sadece birkaç saat içerisinde katledildi. Daha yakın zamanda 2011'den bu zamana Suriye'de 1 milyona yakın insan katledildi. İşte Arakan'da, Doğu Türkistan'da devam ediyor. Ve biz bunları gündemimizde belli bir süre tutuyoruz, ondan sonra unutuyoruz. Biz unutsak da, değil mi? El Habir olan, her şeyden haberdar olan Allah ne yapmıyor? Unutmuyor ve kaydediyor. Ve İbrahim suresi 42. ayet. Bu ayet çok hoş ve çok kıymetli bir ayet. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. İşte bu ve buna benzer ayetler bizi ne yapıyor? Teskin ediyor, teselli ediyor. Amenne ve saddakne ya Rab diyoruz. Zerre miktar şüphemiz yok. Ya Rab, şu gece hürmetine, şu gün hürmetine, zalimleri kahhar ismin hürmetine kahru perişan eyle diye çokça dua edelim inşallah. Evet, kuvve-i gadebiyenin vasat mertebesi şecaattir ki hukuku diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder, meşru olmayan şeylere karışmaz. Yani kuvve-i gadebiyenin ideal yolu, vasat yolu, orta yolu nedir? Şecaattir. Şecaat nedir? Yiğitlik ve cesarettir. Yani başkasının hakkına, hukukuna tecavüz etmediği gibi kendi hakkına, hukukuna da sahip çıkar. Şecaate verilecek en güzel örnek kimdir? Şehitlerdir. Ve onların başında kim gelir? Hazreti Ömer radıyallahu an, Hazreti Ali keremallahu veçe gelir. Evet, kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi, üçüncü duygu. Üç duygu var demiştik Hamza abi. Nedir bunlar? Kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye. Kuvve-i akliye yani akıl duygusunun tefrit mertebesi, en aşağı mertebesi nedir? Gabavettir ki hiçbir şeyden haberi olmaz. Bu da ciddi bir hastalık. Yani umursamaz. Efendim hiçbir hedefi gayesi olmaz. Yani gabavetin kelime manası ahmaklıktır. Yani akıl duygusunun en aşağı mertebesi. Dünyadan haberi yok. Hiçbir dünyevi ve uhrevi hiçbir gayesi yok. Akıl duygusunun en alt mertebesi budur. Rabbim o haletten muhafaza eylesin. İfrat mertebesi yani en yüksek ileri mertebesi cerbezedir ki hakkı batıl, batılı hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik olur. Burası çok önemli. Cerbeze ne demek? Hakkı batıl, batılı hak gösterir. Bakın bugün televizyonlarda isminin önünde prof olmakla birlikte birçok din kisvesi altında birçok insanlar çıkıyor. Değil mi? Hem de çok zeki olan, okumuş olan kimseler çıkıyor. Hakkı batıl, batılı hak gösteriyor. Ve birçok kişi de onlara tabi oluyor. Onlardan istifade ettiğini söylüyor. Burası çok tehlikeli. Demek ki akıl duygusunun ifrat mertebesi neymiş? Cerbezeymiş. Hakkı batıl, batılı hak göstermek. Rabbim onların şerlerinden bizleri muhafaza eylesin. Vasat mertebesi yani ideal olan orta yolu ise hikmettir ki hakkı hak bilir, hakka tabi olur. Batılı batıl bilip batıldan içtinap eder, kaçınır. Demek ki akıl duygusunun ideal olan yolu, istenilen yolu neymiş? Hakkı hak bilip hakka tabi olmak, batılı batıl bilip batıldan kaçınmakmış. Evet, bu hikmet mertebesini en mükemmel şekilde yaşayan kimdir? Başta peygamberlerdir ve onların başında da Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam gelir. Bismillahirrahmanirrahim ve men yu'tel hikmete fekat utiye hayran kesiran. Bakara suresi 269. ayet. Kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiştir diyor Allah. Rabbim hikmet verdiği kullarından eylesin bizi inşallah. Evet, bu kuvvetin şu üç mertebeye inkısamı gibi furuatı da o üç mertebeye havidir. Mesela halkı ef'al meselesinde, fiillerin yaratılma meselesinde cebr mezhebi ifrattır ki bütün insanı mahrum eder. İtizal mezhebi tevhiddir ki tesiri insana verir. Ehl-i sünnet mezhebi vasattır. Çünkü bu mezhep beyne beynedir ki o fiillerin bidayetini irade-i cüz'iyeye, nihayetini irade-i külliyeye veriyor. Bakın akıl duygusunun üç mertebesini anlatmada üç
mezhepten bahsetti. Cebriye mezhebi, Mutezile mezhebi, bir de Ehli Sünnet mezhebi. Bakın Mutezile mezhebinin kurucusu kimdir? Vasıl bin Ata diye birisi. Ve bu zat Hasan Basri'nin talebesi. Bakın şurası, burası çok önemli. O yüzden ifade etmek istiyorum. Hasan Basri'yi hepiniz tanıyorsunuz. Hasan Basri'nin talebesi, Mutezile mezhebinin kurucusu. Nasıl oluyor? Aklı ön plana alıyor. Yani burasını mantığım almıyor diye Hasan bin Sabit'in talebeliğinden çıkıyor ve Mutezile mezhebinin kurulmasına vesile oluyor. Bu kuvve-i akliyenin hangi mertebesiydi? Tefrit mertebesi. İtizal Arapçada ayrılmak demek. Yani aklı ilahlaştırmak manasına geliyor. Yani ehli sünnetin dışında bir mezhep, üstad bu mezhebe ne diyor? Kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi diyor. Yine Cebriye mezhebi de fiilin yaratılma mezhebi, bu da ifrat mertebesi diye üstad bunu ayırıyor. Yani kader imanın bir rüknü, kulun cüz-i iradesini inkar eden Cebriye mezhebi de, kulun kendi fiilinin halıkı kabul eden Mutezile mezhebi de istikametten nedir Gürdal abi? Uzaktır. Orta yol olan, ideal yol olan nedir? Ehli sünnetin yoludur. O da istemenin kuldan, yaratmanın ise Allah'tan olduğuna inanmaktır ve iman etmektir. Rabbim o noktada inanan ve iman eden kullarından bizi eylesin inşallah. Evet, meseleyi şöyle toparlayacak ve özetleyecek olursak. Ne dedik başta? Sürekli değişim ve dönüşümlere maruz kalan insan bedenindeki ruhun yaşayabilmesi için Allah 3 kuvvet yaratmış. Nedir bunlar? Söyleyelim. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye. Yani şehvet duygusu, öfke duygusu ve akıl duygusu. Ve bu 3 duyguya şeriatça, Kur'anca ve sünnetçe bir sınır getirilmiş. Yani helal, haram, günah, sevap belirtilmiş. Ama fıtraten bir sınır getirilmemiş. Niye? İmtihan gereği. Eğer sınır getirilmiş olsa Habil ile Kabil arasında, Ebu Cehil ile Ebu Talip arasında bir fark olur muydu? Olmazdı değil mi? Onların ayırt edilebilmesi için fıtraten bir sınır Allah getirmemiş imtihan gereği. Ve bu 3 duyguya 3 mertebe vermişti. Neydi bunlar? İfrat, tefrit ve vasat mertebesi. Bizim için önemli olan hangisiydi? Vasat mertebesi. İdeal olan Allah'ın yolu idi. Evet, dünyadaki bütün kavga ve zulümlerin temelinde bu 3 duygunun ifrat ve tefrit mertebesi var Serkan abi. Dolayısıyla insanın istikametli bir mümin olması için ifrat ve tefritten ne yapması gerekiyor? Uzak durması gerekiyor. Yine bütün güzelliklerin, adaletlerin temelinde ne var? Bu 3 duygunun vasat şekilde işlemesi var. Yani insanın istikamet üzere olabilmesi için ahlakın bütün şubelerinde, yani kuvve-i gadabiye, akliye ve şehviyede vasat mertebede gitmesi gerekir. Demek ki Fatiha'da ihdinas sıratel müstakim dediğimizde neydi manası? Bizi dost doğru yola hidayet eyle dediğimizde, Ya Rab bizi kuvve-i akliyenin hikmet mertebesine, kuvve-i gadabiyenin şecaat mertebesine, yiğitlik ve cesurluk mertebesine, kuvve-i şehviyenin, şehvi duygunun iffet mertebesine hidayet eyle, ifrat ve tefrit mertebelerinden bizi muhafaza eyle diye ne yapıyoruz? Dua etmiş oluyoruz. O yüzden ihtinas sıratel müstakimi kelime manasının ötesinde bu veçesiyle baktığımızda çok daha farklı bir anlam kazanıyor. Evet, bu duyguları, bu kuvveleri vasat mertebede, en iyi mertebede, Allah'ın dilediği mertebede yaşayan kimdir diye sorduğumuzda hiç şüphe etmeden, tereddüt etmeden Serkan abi, Aytu kim deriz? Efendimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam deriz değil mi? Onun hayatına baktığımızda hikmet, şecaat ve iffeti harfiyen kendi hayatına tatbik edip istikamet üzere hayatını devam ettiren ve buna dost ve düşmanın ittifakıyla değil mi? Muhammedül Emin diyoruz. Dost ve düşmanın ittifakıyla bu tescillenmiştir. Kimdir? Muhammedi Arabi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bakın Allah Kur'an'da Kalem Suresi 4. ayeti kerimede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını nasıl ifade ediyor? Bismillah. Ve inneke le ala hulukil azim diyor.
muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Bakın Allah Habibi olan sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını övüyor. Yine Hazreti Ayşe annemiz, birçok hadiste efendim seçkin sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını nasıl vasıflandırıyor, nasıl tabir ediyor? Kur'an ahlakı, yani hulukul Kur'an diyor değil mi? Ve Ayşe annemiz, evet, siz Kur'an okumuyor musunuz diyor. Onun ahlakı Kur'an ahlakı diyor. Bunu söyledikten sonra Mü'minin suresi 10 ayeti okuyor Ayşe annemiz. Bakın burası çok önemli. İnşallah bugün Emin kardeş Mü'minin suresini okusun. Daha fazla istifade edelim. Bismillah. قَدْ اَفْلَهَ الْمُؤْمِنُونَ O müminler muhakkak ki kurtuluşa ermiştir. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي سَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ O müminlerdir ki onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِدُونَ O kimseler ki onlar boş şeylerden yüz çeviricidirler. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Ve o kimseler ki onlar zekat vermek için çalışanlardır. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ Ve o kimseler ki onlar ırzlarını koruyucudurlar. İlla ala azvajihim evma meleket eymanuhum fe innahum gayru malumin ancak kendi eşleri veya sahip oldukları müstesna. Bakın burası çok enteresan. Bir önceki ayette neydi? O kimseler ki onlar ırzlarını koruyucudurlar. Yani kuvve-i şehviyenin vasat mertebesini nazara verdi. Bir sonraki ayette ne dedi? Ancak kendi eşleri müstesna dedi. Bu ayet gelmese Allah muhafaza ihtilaf olabilir. Ama Cenab-ı Hak arkasından bu ayeti nazara verdi. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاوَتِهِمْ يُحَافِزُونَ Ve o kimselerdir ki onlar namazlarına riayet ve devam ederek korurlar. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ İşte onlar gerçekten yüksek makamlara varis olanlardır. Şöyle 10 ayete baktığımızda o müminler, yani kurtuluşa vesile olan müminlerdeki özellikler nedir? Onlar namazlarını huşu ile, devam ile ne yaparlar Ünal abi? Kılarlar. İki, onlar boş şeylerden çekinirler. Yani malayaniyattan uzak dururlar. Ve onlar zekatlarını verirler. Ve onlar ırzlarını, namuslarını ne yaparlar? Korurlar. Ve onlar emanetlerine ve sözlerine riayet edenler. Bakın. Müminler, yani kurtuluşa erenler bunlardır diye Hazreti Ayşe annemiz o ifadeyi kullandıktan sonra bu 10 ayeti nazara veriyor. Bu 10 ayete muhatap olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Ya Rab ve ya Erhamer Rahimin ve ya Ekremel Ekremin istikamette zirve olan Habibi Ekrem aleyhissalatu vesselam hürmetine Kur'an'ın sırlarını anlamada bizi muvaffak eyle. Ya Fert, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddüs isimlerinin hürmetine bize sırat-ı müstakimde istikamet ve hidayet ver. Bizlere seni ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin idrak etmeyi nasip et. Marifetullah, muhabbetullah, meafetullah makamlarına ulaştır ve bizleri o makamlarda sabit kadem eyle. Allah'ım bizleri Kur'an ahlakı ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ile ahlaklandır. Allah'ım bizleri nimetlendirdiğin ve ihlasa erdirdiğin kullarından eyle. Hakkı hak olarak görüp hakka tabi olmayı, batılı batıl görüp batıldan kaçınmayı nasip eyle. Kuvve-i akliyemizi, kuvve-i şeheviyemizi, kuvve-i gadabiyemizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki Vehhab çok ihsan edici olan ancak sensin. Amin, amin velhamdülillahi rabbil alemin.